Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 31 Temmuz Pazar İstanbul altı akşamlarını vereceğim. Arkadaşlar, İstanbul'a geçmeden evvel kısaca bir İzmir analizlerine bakalım arkadaşlar. İkinci altılı yarı kolay bir şekilde yakaladık. Birinci altılı yarımız da 5'te kaldı arkadaşlar. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Birinci koşuda başarım arkadaşlar. Birinci altılı yarımız da 5'te kaldı. Burada yattık arkadaşlar. 3 numara Eraslan Bakodum arkadaşlar. 4. oldu. Tabi bugün bir sıkıntımı yaşadı. Ben alamadım arkadaşlar. Bu da 28 bin. Evvelki yarışını izleyin arkadaşlar. Yani hoşuma gitti arkadaşlar. Takvim bir taydı. Yana rakibi öğrenseydim zaten 1 numara Ateş Bile öğrenecektim. Terste kaldım arkadaşlar. 3 numara Eraslan'ın Baku vereyim. 2. koşudaki Mezre'yimi. Ben kalemi 1 numaraya kırdım arkadaşlar. Pardon, 3 numaraya kırdım. Eraslan verdik. Demek nasıl kısmete yokmuş. 1 numara Ateş Bile geldi. Bizde yoktu. 1 numara Altaç'ın Baku'du. Mezre. Mezre geldi. 1 numara Altaç'ın Baku'du. Rakip 3-6'dı. 3 numara geldi. Bunu tanıdık geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. Biraz çok at yazdık. Sürpriz beklerdim. Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar burada 4 numara La Plata gelmiş olsaydı veyahut da 12 numara Fuji gelmiş olsaydı bu altılı yer 3-4 bin liradan aşağı para vermezdi. Yani en azından bir 5-6 liradan verdi arkadaşlar. En azından La Plata gelmiş olsaydı en kötü ihtimalle 1,5-2'ye yakın bir ikramiye verdi arkadaşlar. En kötü ihtimalle. Dört numara Altaç'ın Banko'daki. 4'te 5 Erkülü'ydü arkadaşlar. 5 numara Alaşya geldi. 4 numara Altaç'ın Banko'daki. 4 numara geldi arkadaşlar. 2 numara Banko'muzu. 2 numara geldi. Buraya biz 1-2-3-5 dedik arkadaşlar. 3 numara Odacili geldi. Sizlere öğrendim arkadaşlar. Sonuncu tay. Son ayakta Taş Yürek Altaç'ın Banko'daki. Taş Yürek geldi 7 numara. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. 280 TL gibi bir ikram verdi. Ben de bir misli kupon yaptım arkadaşlar. Ben de bulut hazır yoktu. Yalan yoktu arkadaşlar. Favori diyorsa ben misli kuponumu yakalamıştım. Nasıl kısmete yokmuş arkadaşlar. Ufak bir misli yaptım yalnız. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Yarına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olsa, beğen tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğen tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğen tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da yüzlerde 9 koşulu bir program vardır. Saat 3'ü çeyreğe geçe 1. koşula 1. altılı yer. Saat 5'te 4. koşula 2. altılı yer başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 3'ü çeyreğe geçe 1. koşula 1. altılı yer başlar. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik. Arkadaşlar bu da ilk atı 2 numara Reif'le. Vedat Abiş'le. Daha sonra 1 numara Denizhan. 3 numara Bebi Face'le geçeceğim arkadaşlar. 2, 1, 3 arkadaşlar orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün oynayan arkadaşlarımız 4 numara Çakır Yıldızı, 6 numara Prenses Dalaka, 7 numara Kızıl Pençe ve 5 numara Sple Binder diyeceğim arkadaşlar. Metin Ahmet ile. 1, 2, 1, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir arkadaşlar. Daha sonra 4, 6, 7, 5, 8 numara Sensi, Ariş hepsine yer verdik. Büyük oyuncu arkasamız. Saat 4'e çeyrek kala 2. koşu. 1. altılı yer 2. ayağıdır. Şartlı 1. 3 yaşlı Araplar. 1300 metre sentetik. Bu da 9 sentayımız ilk kez koşacak. Ayakları yere düz basın diyelim arkadaşlar. Buraya atıp 1 numara Alper abi, Tolga Yıldız'la
Daha sonra 3 numara Cebe Alp, Gökhan Kocakay'la. 5 numara Emircan Bey, Vedat Abiş'le. Ve 6 numara Gök Kuzgun diyeceğim arkadaşlar. 1, 3, 5, 6 numara arkadaşlar. Saat 4'ü çeyrek geçe, 3. koşu. 1. altı gelen 3. ayaklar, 6, 5, 3 yaşlı İngilizler, 1900 metre çim. Yani 1 numara Jack İhsan, Türkiye'de tek olacak arkadaşlar. Kalkan bir tane de yanına ben at önermeyeceğim. Benim mecbur tek önereceğim arkadaşlar. 1 numara Jack İhsan, Banko'dur arkadaşlar. 1 numara Jack İhsan, Banko'dur. Yani bir ihtimalle 160 AGF'yi de bulur arkadaşlar. En kötüsü 160 çıkar AGF'si. Saat 5'te 4. koşu. 2. altılayan başlar. 1. altılayan da 4. ayadır. Şartı 1. 3 yaşlı Araplar. 1300 metre sentetik. Buraya yatım 5 numara Sava var. Gökhan Kocakay'la. Daha sonra 1 numara Atlı Yüzün. Vedat Abiş'le. Arkadaşlar 5-1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 6 numara Tekin Bey, 8 numara Umberto, 3 numara Karaman Efe, 2 numara Canko, 7 numarayla Ekrü'dür. Ve son olarak 4 numara Rüzgar Dağın diyeceğim arkadaşlar. Müslüm Çelik'le. Saat 5.30'da 5. koşu, ünlü koşulu grup 3, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre kum. Buraya yatım 5 numara Atakırt, Ahmet Çelik'le. Daha sonra 3 numara Frenso, Özcan Yıldırım'la. 4 numara Gildit H, Gökhan Kocakay'la. Ve son olarak 8 numara Kuyun Zeynep diyeceğim, Mehmet Kaya'la. 5, 3, 4, 8 numara arkadaşlar. Saat 6'da 6. koşu, 1. altılayan son ayadır, Çanakkale Zafer koştu, grup 1, 3 yaşlı Araplar, 1600 metre çiğ. Bu 12 numara Şahin Mahmut, Ayhan Kurşun'la Altatif Banko'dur. Dileyen arkadaşımız 1. altılayan üzerinde 2 Banko'yla kurgu kurabilir. Şahin Mahmut. Yani ben bu tayara da güvenim arkadaşlar, sizlerle paylaşayım. 12 numara Şahin Mahmut, alt atıp Banko'dur. Ben kendi kupumda arkadaşlar tek atacağım. Sizi yani yönlendirmiş gibi olmaz arkadaşlar. Bir kupumda Şahin Mahmut'a tek atacağım arkadaşlar. Önce rakibi 7 numara Haznedar. Özcan Yıldırım'la. Daha sonra 11 numara Black Iron. 10 numara Mr. Wynn. 4 numara Can Yurt. 9 numara Kurt Oba diyeceğim arkadaşlar. 12 Şahin Mahmut, alt atı Banko'dur. Rakip 7, 11, 10, 4, 9'dum arkadaşlar. Saat 6.30'da 7. koşu, şartı 5, 3 ve yukarı İngilizler, 1400 metre çim. Bu da 4 numara Labreza, alt atı Banko'dur. Ahmet Çelik'le. 4 numara Labreza, Ahmet Çelik'le. Altatif Banko'dur. Misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız Labrezi Banko olarak değerlendirebilir. İki tane rakip önereceğim. 3 numara Abzar Kız ve 6 numara Pür Dikkat diyeceğim arkadaşlar. 4 Altatif Banko'dur. Rakip 3-6. Saat 7'de 8. koşu. 2. ünlü koşulu. Grup 3, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre çim. Burada 4 numara Leon Frankasco Banko'dur. 4 numara Leon Frankasco Banko'dur. Gökhan Kocakay'la. Saat 7.30'da 9. koşu. 2. altılayan son ayadır. Handicap 16, 4 ve yukarı Araplar, 1400 metre çim. Arkadaşlar 4 numara Er Savaş, Altatif Banko'dur.
4 numara Er Savaş, 3 numara Kayışla, 6 Atik Bakudur. Misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için 4 numara Er Savaş, 6 Atik Bakudur. Önce rakibi 9 numara Beşir Efe. Daha sonra 8 numara Pergamon. Arkadaşlar 4 6 Atik Bakudur. Önce rakibi 9, daha sonra 8. Bir çizgi çekelim. Daha da bir oynayan arkadaşımız. 3 numara Kale Barajı, 1 numara Yürekli Çocuk ve 5 numara Baş Aydın'ı değerlendirebilir. 4 6 Atik Bakudur. Rakip 9 8. Biz çizgi çektik. Bir oynayan arkadaşımız 3 1 5'i değerlendirebilir. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak son ayakta 4 6 Atik Bakudur. Rakip 9 8. Daha da büyük oynayan arkadaşımız 3 1 5'i değerlendirebilir. 4 numara Bakudur Gökhan Kocakay'la. 4 numara Nabreza 6 Atik Bakudur. Rakip 3 6 dedim arkadaşlar. 12 numara Şahin Mahmut 6 Atik Bakudur. Rakip 7 11 14 9 dedim. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Yani orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız bu 12 numara Şahin Mahmut'a güvenebilir. Ben kupumda, kendi içerisinde kupumda 12 numara Şahin Mahmut'u tek atacağım arkadaşlar. Bir kupon öyle yapacağım. Size söyleyeyim arkadaşlar. Buraya 5, 3, 4, 8'di. 4. kursa 5, 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. Daha da büyük önlü arkadaşımız 6, 8, 3, 2, 4'ü değerlendirebilir. Yani 9 numarayı dışarıda bıraktım arkadaşlar burada. Dileyen arkadaşlarımız onu da dahil ederek aş yapabilir. Çekilsen bank oldum arkadaşlar. Ve 1, 3, 5, 6 dedim arkadaşlar. Ve 1, 2, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Daha da bir oynayan arkadaşlarımız 4, 6, 7, 5 dedim arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut eden başarılı oluruz. Umut eden faydalı olur arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulaklar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.